Gaziantep maçıyla en son sporta forma giymiştim ve yaklaşık bir yıllık bir süre oldu. Kendine de zaman tabi aldık kızını antrenmanları takip etmemiz kadarıyla. Nasıl değerlendiriyorsun performansını ve baştan beklentin nedir? Yani tabii ki abi. Öncelikle günaydın, hoş geldiniz. Yani Uğurcan'ın kırmızı görmesi aslında takım için kötü bir şey. Ya yani benim için iyi olsa da önemli olan burada takımın menfaatleri her zaman. Dediğin gibi abi, en son Gaziantep maçında oynamıştım en son. Yani bilmiyorum, hep Gaziantep maçlarında oynayacağım herhalde bu gidişle. Yani tabii ki de uzun bir süredir oynamıyorum. Bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama şöyle bir avantajı var. Çok özledim maç oynamayı. Maç oynamak her zaman çok özeldir. Çok keyiflidir. Bir de şöyle bir durum var. İlk defa bir içerideki bir lig maçında ilk 11 başlayacağım. Bunun da heyecanı var üstümüze. Yani taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçını ilk 11 olarak oynayacağım. Hocamız tabii ki şans verirse, böyle kesin konuşmayalım. Ne olur ne olmaz. Yani dediğim gibi kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Tüm arkadaşlarım da çok destek oluyorlar, sağ olsunlar bana. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam ve gene bir kazanacağımız ve galibiyet serimizi devam ettireceğimiz bir maç olur. Yani abla, aslında o biraz da şununla bağlantılı. Yani benim geldiğim 2,5 yıl oldu. 2,5 yıldır yani gerçekten çok güzel bir ortam var. Benim ilk geldiğimde de yani takımda hani böyle art niyetli, kötü niyetli diyebileceğimiz bir tane oyuncu bile olmadı ben olduğumdan beri. Hani böyle herkesi çok sevdiğiniz için takımda, hani onların başarılarıyla mutlu olabiliyorsunuz sahada. Yani Uğurcan kurtarmış, ha Uğurcan kurtarmış, ha ben kurtarmışım. Ben onu o şekilde düşünüyorum. Uğurcan'ın kurtarması demek benim kurtarmam demek. Cornelius'un gol atması demek benim atmam demek. Yani aslında ortamdan dolayı biraz da bu şekilde oluyor. Yani takımdaki herkesle bir aile ortamı olduğu için, mesela biz bu sabah buraya geliyoruz, 4 saat, 5 saat idman bitiyor, oturuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz yemekte. Yani artık abi, kardeş, arkadaş, dost, artık ne derseniz o şekilde olduğumuz için, yani dediğim gibi, yani artık ya bir aile, bir kan bağımız var sanki takım arkadaşlarımızla, o kadar samimi bir ortam var. Hani milli takımdan gelenleri özlüyoruz, onlar olmuyor, hani o özledik, Berat'ı özledik. Yani öyle bir ortam var. Tabii ki yabancı arkadaşlarımızı da özledik. Yani çok güzel bir ortam var. Ve böyle olduğunda yani siz takım arkadaşlarınız, sonuçta onlar sahada mücadele ediyor. Sizin yapabileceğiniz tek şey onlara destek olmak. Onların mutluluklarını veya üzüntülerini paylaşabilmek. Ben de elimden geldiğince onlara bu şekilde yardım etmek istiyorum. Tabii ki ayrıyetten de Trabzonspor herhalde küçüklüğümde bir bilinçaltımda bir Trabzonspor sevdası varmış herhalde. Bilmiyorum yani, bir çok fazla seviyorum burayı, şehri ve kulübü. İnşallah da böyle devam eder, uzun yıllar burada forma giyebilirim. Erci, 2,5 yıldır buradasın ve geride bırakılan 12 haftanın geneline baktığınızda lider, 23 haftadır kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Hedefiniz ve geride bıraktığınız 12 haftayı değerlendirdiğinde tabii ki taraftarların beklentisi bu noktada şampiyonluk. Siz oyuncu grubu olarak bunu nasıl değerlendirip nasıl yorumluyorsunuz? Yani tabii ki abi, dediğin gibi iyi bir başlangıç oldu. Bizim de tabii ki kendi aramızda konuştuklarımız var. Ama dediğimiz gibi yani şu an bence tek hedefimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için aslında salı günü yok. Pazartesi günü var. Pazartesiden sonra başlayacak salı günü bizim için. Her maçı bu şekilde hazırlanıyoruz. Çünkü diğer türlü tabii ki de bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Ama bu hayaller çok fazla düşünülmeye başladığında maalesef ayaklarımızı yerden kesebilir. Bu da bizim kesinlikle istemediğimiz bir şey. Çok çok uzun bir süreç var önümüzde. Biz sadece tek tek gidiyoruz abi. Yani tek tek maçlara bakıyoruz. Tek tek hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı ele alıyoruz. Kendi aramızda da bunu çok fazla konuşuyoruz. Yani dediğimiz gibi hiçbir şekilde kaba tabirle havaya girmeden sadece işimize odaklanmak istiyoruz. Ama dediğim gibi iyi bir başlangıç oldu. Taraftarımız bize destek olmaya devam etsinler. Onlar da çok fazla bu tarz hayallerin içine dalmasınlar. Çünkü bunlar bize zarar verebilir. Çünkü insanlar
bu şekilde bizim ayaklarımızı yerden kesmek istiyorlar. Biz kesinlikle buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim şu anki tek hedefimiz Gaziantep maçı. Gaziantep maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz. Başka soru? Uzun süredir kaleye geçmedin İlkemur olarak. Bu senin için özel bir hazırlık süreci gerektiriyor mu yoksa rutin hazırlıklar devam mı edecek? Ya tabii ki de uzun bir süre oynamadığım için özel birazcık daha hazırlanmak gerekiyor. Çünkü rutin biraz daha farklı oluyor ama özelde biraz daha şöyle oynadığınız zaman biraz daha maçı düşünmek zorundasınız. Maçı kafanızda oynamak zorundasınız çünkü maçta çok ani şeyler olabiliyor. Ben de çok uzun süredir oynamadığım için biraz daha maçı kafamda oynamaya çalışıyorum çünkü uzun sürenin oynamamış olduğu verdiği bir özgüven kaybı demeyeyim de bu özgüven durumu biraz daha düşük oluyor. Form seviyesi var, oynadıkça artıyor. Ama dediğim gibi her idmanı maç gibi yaparak özellikle bu hafta içi ve her akşam yattığımda kafamda düşünüyorum maçta neler yapabilirim, karşıma neler çıkabilir. Bunu bu şekilde düşünüyorum ve maçta olası kötü senaryolarda veya iyi senaryolarda kafamda neler yapabileceğimi düşünüyorum. Maçta da bu şekilde ani bir şekilde karşıma geldiğinde en azından beynim hazır olduğu için anında reaksiyon verebiliyorum. Ben bu şekilde hazırlanıyorum ama herkes tabii ki de farklı şekilde hazırlanabilir maçlara. Ama dediğim gibi tabii ki de biraz daha özel hazırlanıyorum çünkü çok uzun süredir maç oynamıyorum. Önce dün akşam bir maç vardı. İkiniz ağrıcı. İlk defa beklediğim birazdan sonra Trabzonspor'un soğuyor. Serhat ve Abdülkadir sahadaydı. Neler hissettiniz abi? Tabii bu motivasyonu arttırıyor mu? Yani tabii ki de evet. Öncelikle tabii ki de burada milli takımda kulüp, benim gözümde kulüp bazında bir şey yoktur. Orası milli takım. 80 milyonun temsil ettiği sadece 11 kişi oynuyor. Kalan yedek 10 arkadaşımız da var. Ya ben biraz daha o gözle bakmıyorum ama tabii ki kendi arkadaşlarımız oynaması ve onlar oynarken kazanması bizim için gurur verici bir durum. Kadir Ömür uzun bir aradan sonra ilk defa oynadı. Onun için olsun. Berat yeni gitti ama oynamaya başladı. Yani tabii ki de onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü arkadaşlarımız, sevdiğimiz insanlar. Onlarla gururlanıyoruz. Hem orada bizi temsil ediyorlar, Trabzonspor'u temsil ediyorlar. Ama dediğim gibi ben biraz da o şekilde bakmıyorum. Önemli olan orada milli takım başarısı. Hangi takımdan, X bir takım, ikincilik, üçüncülük, amatörlük kim oynarsa milli takımın başarısı önemli burada. Ben isimlere veya kulüplere takılmıyorum milli takım. Çünkü ya benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı ama dediğim gibi onlar oynadığı zaman ekstra tabii ki mutlu oluyoruz. Bence belki de Trabzonspor'da bugüne kadar pek rastlanmayan bir olay oldu. Beşiktaş maçından sonra bütün takım arkadaşları, özellikle yabancı oyuncular, taraftarların Beşiktaş galibiyetinden sonra sevinçlerini paylaştılar. Sosyal medyada bunları biz de takip ettik. Gerçekten onlar da o anları yaşayarak takipçileriyle paylaştılar. Bunu konuştunuz ve siz neler hissettiniz? Çünkü gerçekten söylediğin gibi bir beklenti var. Şampiyonluk olmak halinde neler olabileceğini konuştunuz mu aranızda? Neler hissettiniz? Yani tabii ki bunu fısıltı olarak aramızda konuşuyoruz. Ya Beşiktaş maçı bence bizim için gene normal bir maçtı ama son dakika golü olması bizi çok ekstra mutlu etti. Ya çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Yani hangi takıma karşı olursa olsun. Derbi olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle aradaki farkı korumak açısından bizim için çok önemliydi. O açıdan hem ikili averaj açısından da sonuçta geçen sene baktığınızda 2 golle 3 golle ligin şampiyonluğu belli oldu. Ligin sonucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü. Deplasman olması. Tabii ki deplasmanla orada oynamak daha keyifli oluyor. Çünkü karşınızda bir 11 var ve tribünde 30 bin 40 bin kişi size karşı yani kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. O yüzden dediğim gibi bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabii ki bizi çok mutlu etti. Dediğim gibi abla yani çok fazla demek istemiyorum. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz. Soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Şu şeyde fotoğraf kapalı orada. Ha ha. Çok girmeyelim. Gerçi sen çıksan günaydın. Öyle olmaz. Öyle kalır. Şuradan çekme. İyi güzel. Yürüyün bir tarafı.
Selçuk, sende ne var? Ece kaldırır mı?